Özür dilerim. İlk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile partimizin kurucusu, kuramcısı, başbakanımız, büyük devlet adamı Bülent Ecevit ve 12 Eylül'ün baskıcı rejimine baş kaldırarak Bülent Ecevit'in siyasi yasaklı olduğu bir dönemde hepimizin önüne düşerek ve Türk kadınına örnek bir davranış göstererek partimizi kuran kurucu genel başkanımız Rahşan Ecevit'in manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Alışımın ikinci yılında Demokratik Sol Parti'nin kurucu genel başkanı ve onursal genel başkanımız ve başbakanımız Sayın Bülent Ecevit'in sevgili eşi Sayın Rahşan Ecevit'i saygı ve rahmetle anmak üzere manevi huzurunda toplanmış bulunuyoruz. 1923'te İzmir'de doğan Rahşan Ecevit, 1944 yılında Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nden mezun oldu. İyi derecede İngilizce biliyordu. 1946 yılında Bülent Ecevit'le evlendiler. Türk siyasetine damga vurmuş kadın siyasetçilerden biri olarak öncü ve ilk siyasetçilerden olan Sayın Rahşan Ecevit 17 Ocak 2020'de 97 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin. Rahşan Ecevit ressam, yazar kimliğini bir tarafa bırakarak aktif siyasette son derece önemli bir rol üstlendi. 1970 yılında Köylü Derneği'ni kurmuştu. 12 Eylül darbesi döneminde derneği kapatmak zorunda kalan Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit'in yasaklı olduğu dönemde 14 Kasım 1985'te Demokratik Sol Parti'yi kurdu ve partimizin kurucu genel başkanı oldu. Yasaklar kalktıktan sonra genel başkanlığı Bülent Ecevit'e devrederek örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcılığını üstlendi. Parti teşkilatları ona bağlandı. İyi bir örgütçüydü. Siyasi açıdan sıkıntılı ve zor günler yaşadılar. Mitinglerde tehlikeleri birlikte atlattılar. Koca bir ömür geçirdiler. Eşinin vefatına kadar yanından hiç ayrılmayan Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit'le olan birlikteliğiyle çok konuşulmuştu. Bülent Ecevit, eşine olan sevgisini el ele büyüttük, sevgiyi şiir kitabında yazdığı dizelerle anlatmıştır. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Amin. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Thank you.